Ziya Gökalp kimdir? Bazı hayatları edebiyat kitaplarından kısaca okuduğumuz için nasıl yaşadıklarını, ne kadar çok çalıştıkları, hayata bakış açılarını bilmiyoruz. Kısa özetlerden dolayı çokça önemsemiyoruz. Fakat tarihte okuduğumuz birçok yaşamı bugünkü kültürümüzün ve bilimimizin temeli olarak görebiliriz. Mehmet Ziya Gökalp 1876 yılında İstanbul'da doğmuştur. Türk milliyetçiliğinin babası olarak anılır. Lise son sınıfta "Padişahım çok yaşa" demek yerine "Milletim çok yaşa" dediği için soruşturmaya uğradı. Lise 5 yıldan 7 yıla çıktığı için okuldan ayrıldı. Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. Okumak için ekonomik sıkıntılar çekince hayatına son verme girişiminde bulundu. Ameliyatla kurtulunca tekrar okumaya karar verdi. Jön Türklerden etkilendi. Yasaklı yayınları okumak ve muhalif derneklere üye olmak nedeniyle hapse atıldı. Bir yıl hapishanede kaldı. Amcasının vasiyeti üzerine Vecihe Hanım ile evlendi ve 3 çocuğu oldu. Kültür hareketi yaratmaya çalışarak sosyal bilgiler dersinin lise müfredatına girmesini sağlamıştır. 1912'de Diyarbakır mebusu olarak meclis mebusuna seçildi. Meclis kısa bir zaman sonra kapanınca Edebiyat Fakültesinde öğretim görevlisi oldu. Okutulacak kitapları seçmeye başladı. 1913-1914 senelerinde Milli Eğitim Bakanlığı görevi teklif edilse de kabul etmedi. İstanbul Üniversitesi'ndeki ilk sosyoloji profesörü oldu. Üniversitelere sosyoloji yani toplum bilim eğitimi onun sayesinde girdi. Fikirlerini Türkçülük ile ilişkilendiren Ziya Gökalp, İstanbul'a gelir gelmez Türk Ocağı kurucular arasında yer aldı. Birkaç yazı ve şiir yazdı. Dönemin en önemli alanlarında yayınlandı. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti yenilince tüm görevlerinden alındı. Üniversitede İngilizler tarafından esir alındı. 4 ay boyunca hapiste kaldı ve sonunda Malta'ya sürgün edildi. Orada da arkadaşlarına toplum bilim ve felsefe dersleri verdi. 2 yıllık sürgünün ardından üniversitede ders vermesi istense de o kabul etmedi. Yazılarıyla Türk Kurtuluş Savaşı'nı destekledi. 1923'te Türkçülük Esasları kitabını yayınladı. 1923 yılında Atatürk tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Diyarbakır mebusu olarak seçildi. 1924'te kısa süren bir hastalıktan sonra dinlenmek için İstanbul'a gitti. Aynı yılda hayata gözlerini yumdu. Ardından milyonlarca insanın takip edebileceği bir fikir ve binlerce sayfa yazı bıraktı. Düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak, hele başarıyla sonuçlandırmak çok zordur. Hayatın özü yaratıcı bir gelişimdir. Kadın yükselmezse alçalır vatan, samimi olamaz onsuz bir irfan. Bir ülkede öğretmenlere gereken değer verilmezse bilim de değerli olmaz. Ulusal bilinç nerede oluşmuşsa artık orası sömürge olma tehlikesinden sonsuza değin kurtulmuştur. Yeni videolar için videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.